Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu barış akademisyenlerinin yargılandığı davalardan aldıkları cezalarla ilgili ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kararını verdi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Bundan sonraki dava sürecini bu karar nasıl etkileyecek? Barış Akademisyeni davalarını takip eden avukat Meriç Eyüboğlu bizimle. Sayın Eyüboğlu, bu karar ne anlama geliyor? Özellikle mevcut devam eden davalar için. Anadolu Ajansı'nın paylaştığı bilgiler ışığında ifade özgürlüğüyle ilgili bir ihlal saptadığını öğrendik Anayasa Mahkemesi'nin. Hepimizin gözü bugün Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'ndaydı zaten. Gerekçeli kararın yazılması ve yayınlanması zaman alacak. Öncelikle ilk dileğim Anayasa Mahkemesi'nin bu sonuca ulaşırken kararın içeriğinde yer alan gerekçelerin Barış için akademisyenler süreci içinde benzer durumdaki bütün ifade özgürlüğü dosyaları içinde emsal nitelikte olması, gerekçe yönünden de zengin bir karar olması, son yıllarda verdiği kararlarda içerik yönünden bu zenginliği göremiyoruz. En son Ayşe Öğretmen kararı örneğin bu zenginliği barındıran bir karar değildi. O yüzden de bu verilen kararın benzer bütün dosyalar için ufuk açıcı, yön açıcı bir karar olmasını umarak başlamak istiyorum. Ne anlama gelecek? Şimdi aslında geniş bir hak ihlali yelpazesiyle karşı karşıya kaldılar. Bu metni imzalayanlar, yani bu suça ortak olmayacağız başlıklı metni imzalayan ilk 1128 kişi. Onlara yönelik ağır hakaret ve tehdit sürecinin başlaması ardından ikinci imzacılar ismini verdiğimiz grup imzalamayı sürdürdü. Hatırlayacağımız gibi toplamda 2212 akademisyen ve araştırmacı bu metni imzalamış oldu. Ve bu imzalar da işte o dönemde meclise teslim edildi. Bu 2212 kişinin yaklaşık 800 kişisine dava açıldı. Bir taraftan davalar sona erip cezalar yağdırılırken bir taraftan da yeni davalar açılmaya devam ediyor. Hatırlayacağımız gibi sevgili Füsun Üstel yakın tarihlerde maalesef ki verilen ceza kesinleştiği için cezaevindeydi. 75 gün özgür günden Sonra, mahrum evet. kaldı ve yeni aramıza döndü. Benzer durumda Füsun Hoca gibi hapis cezası verilmiş ve her an cezaevine girebilir stresi ve tehdidiyle yaşayan çok sayıda kişi vardı. Somut olarak söylersem 35 kişi bu durumdaydı. Verilen cezaların hepsi hapis tehdidine dönüşmemişti ama herkesle ilgili verilen cezalar vardı. İşte verilen bugünkü ihlal kararı hapis cezaları tehdidini ortadan kaldıracak birincisi. Devam etmekte olan davalarda artık yargılamanın devam etmesine gerek kalmayacak. Çünkü Anayasa Mahkemesi burada bir ihlal tespit ettiğine göre mahkemelerin de yapması gereken ilk duruşmada beraat kararı verip davayı sonlandırması olacak. Bitmiş davalar, 200'e yakın dava bitmişti. 200'e yakın davada ise Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrasında yeniden yargılama yapılıp yine beraat kararı vererek davaların bitirilmesi gerekiyor. Ancak tabii bir parantez açmak Evet, lazım. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı kararları da Evet, biliyoruz biz. evet, evet. Ben de onu söyleyecektim. Yakın tarihimizde böyle örnekler var. Hatta Anayasa Mahkemesi kararının kendisi için bağlayıcı olmadığını iddia eden mahkemeler de İstanbul mahkemeleriydi. Yani bu yargılamaları, akademisyen yargılamalarını yapan mahkemelerdi. Çağlayan'daki ağır ceza mahkemeleriydi. Şimdi aynı ağır ceza mahkemeleri bu ihlal kararı sonrasında nasıl tutum alır hep beraber göreceğiz. Ama tabii ki umudumuz ve dileğimiz bu meselenin Anayasa Mahkemesi'nin bu ihlal tespitinden sonra daha da uzamaması, 3,5 yıldan bahsediyoruz nihayetinde. Çok uzun bir ihlal alanından bahsediyoruz. Ve Anayasa Mahkemesi kararına uyularak, yani hukuka uygun davranılarak, çünkü Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcı, yasalara bakarsak mahkemeler açısından da bağlayıcı. Uymaması gibi bir şey hukuk kendisinlemez aslında ama bizzat yaşadığımız için insanın aklına geliyor. Nihayetinde beraat kararı ile sonuçlanması, hiç açılmaması gereken davaların yarattığı stres ve tahribatı işte geride bırakmaya çalışacağız. Peki bu yeter mi? Yetmez çünkü bu insanların maruz kaldığı ihlaller sadece ceza yargılamaları değildi. Savcılık soruşturması, ceza yargılaması, devam eden işte yargılamalar sonrasında verilen hapis cezaları falan değildi sadece. Çok ciddi bir KHK'larla ihraç süreçleri yaşandı. Hafızalarımıza tazedir. 380 kişi ihraç edildi. Çok ciddi bir sayı. Neden ihraç edildiler? Bu metni imzaladıkları için. Sonrasında
Peki Sayın Eyvoğlu, ben de tam oraya girecektim. Şimdi OHAL komisyonu var. Bu KHK'lar, ihraççılarla ilgili ardından kurulan. Bu mahkeme kararlarının komisyon için bağlayıcılığı olabilir mi? Çünkü Mehmet Altan kararında komisyon biz idari bir karar aldık. O yüzden mahkeme kararları bizi bağlamaz diye bir karar çıkmıştı. Aslında ihraç süreçleri şöyle bir karışıklıkla yaşandı. Hepimizin hatırlayacağı gibi ihraç edilenler rehin için ihraç edildikleri açıklanmadı. İhraç edilen hiç kimse bunun gerekçesini bilmiyor. Kendisiyle ilgili bilgi, belge, iddia her neyse bunların hiçbirine ulaşması mümkün olmadı. Ne ihraç sürecinde ne sonrasındaki açılan davalar sürecinde sonrasında kurulan komisyon sürecinde hala müthiş bir gizlilik ve üstü kapalılıkla sürüyor. Dolayısıyla hakkınızda size ait olmayan tamamen başka birine ait, X kişisine ait belgeler dosyanıza girmiş olsa bile hani tamamen maddi hata olsa bile bunu düzeltemiyorsunuz ki bırakın diğer teferruatları. Bu önemli bir handikap. Bu OHAL komisyonu biraz önce örneğini verdiğiniz örnekler gibi gerekçeler yaratmaya vesile oldu. Diyorlar ki evet imza ile ilgili diyelim ki işte beraat kararı verilmiş ama aslında bizim dosyamızda başka gerekçeler vardı. Bunu söyleyebilecekleri bir zemin var mı? Var. Çünkü bu açıklanmayan dosyalar nedir hiçbirimiz bilmiyoruz. Örneğin niçin ihraç edildik bunu da bilmiyoruz. Bunu öğrenebileceğimiz bir hukuki düzlem hala oluşturulmuş değil. Oluşturulmaya da niyetliymiş gibi görünmüyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrasında beraat kararları tabii ki OHAL komisyonunun önüne yeni başvurular olarak gidecek ama buradan bir yol alınır mı? İhraç kararlarını ortadan kaldırır mı? Var olan politik iklimde buna inanmak güç. Çünkü bugünkü karar kıymetli bir karar ama bu bile şüpheli yaklaştığımız acaba ihlal kararı çıkar mı diye hepimizin kafasında soru işaretleri olan bir karardı. Var olan durumda KHK'lar ile ihraç edilen kişilerin, akademisyenler ve diğer meslek mensuplarının geri döneceğine ilişkin bir umut yeşertmek için henüz çok erken görünüyor. O yüzden de benim kişisel kanaatim bugün itibariyle belki önümüzdeki süreçte daha umutlandıracağımız şeyler olur ama ağır ceza yargılamalarına ilişkin bugünkü ihlal kararının bize bir nefes aldıracağı, bir yol açacağı ama diğer ihlallerin en önemlisi tabii ki ihraç kararları, onlara ilişkin ihlallerin devamını, yani varlığını sürdüreceği. Dolayısıyla sadece üniversitelerden ihraç olmadı bu insanlar, çok ciddi bir kamu gücü de berhava oldu malum. Özellikle sosyal bilimler alanındaki hocalarımız herhangi bir yerde çalışamıyorlar, icra edemiyorlar. Bir araya gelip birkaç kişi kafe açmak gibi eğer para kazanacak seçenekler yaratamıyorsanız kelimenin gerçek anlamıyla işsizler. Yurt Evet, dışına sivil ölüm dediğimiz, çıkamıyorlar. sivil Aynen öyle. ölüm denilen şeyin Aynen öyle. kendisini yaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla bir an için Anayasa Mahkemesi'nin işte tozu dumanı öylesine bir an için durup düşününce aslında fotoğraf şöyle. Evet, pek çok ihlal yaşandı. Hakaret, tehdit, şiddet, işte kanlarınıza duş olacağınıza kadar varan şeyler, can güvenliği tehditleri dahil. İşte bir de üzerine ağır ceza yargılamaları, hapis cezası vesaire eklendi. Tüm bu fotoğrafı toplamına bakınca bunlardan sadece bir tanesi. Ağır ceza yargılamaları aslında ortadan kalkmış olacak. O da hani umarım kalkmış olacak diye devam edeyim cümleye, öyle kurmuş olayım. Ama diğer ihlaller, diğer yaşanan hak kayıpları aslında varlığını sürdürecek. Dolayısıyla akademisyenler sürecin toplamına bakınca her şey yoluna girmiş oldu mu? Hayır. Bir bölümü için yoluna girmiş olacak ama diğer hak ihlalleri varlığını sürdürdüğü sürece sadece bu metni imzaladıkları için bu kadar hak kaybına uğrayanların mağduriyetleri de sürüyor olacak. O yüzden de Anayasa Mahkemesi madem sistemimizde en üst mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu ihlal kararının bütün hak ihlallerini ortadan kaldırması gerekir. Kaldırmadığı sürece de bu mesele kapanmamış olacak. Olağan bir hukuk devletinde siyasi iktidarın yapması gereken tüm bu işlemleri geri almak olmalıdır. Öyle olacak mı Türkiye'de? Öyle bir umuda kapılmak için henüz çok erken. Ama yine de biz talebimizi, çağrımızı söylemiş olalım. Sadece ağır ceza davalarının ortadan kalkması yetmez. Bu insanların yaşadığı tüm mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve el konulan bütün hakların iade edilmesi gerekir. Üniversitelere geri dönmek başta olmak üzere. Sayın Eyüboğlu, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.